Evet arkadaşlar, eserli kuşu görüyorsunuz. Şimdi biz buna ne şekilde ameliyat yapmamız gerektiğini göstereceğiz. Lütfen ehil olmayan kişiler bunu yapmasın. Şimdi arkadaşlar, eserli kuşu önce gazeteye sarmamız gerekiyor. Gazeteye saracağız ki ameliyatı kuşa zarar vermeden, yapalım. Şimdi şöyle kafası dışarıda kalacak şekilde kuşumuzu sarıyoruz. Kuşumuzu sardıktan sonra koli bandı ile bunu batlayıp sabitliyoruz. Evet. Bu işlemi bitirdik. Şimdi kuş sabit kalacak. Yapmamız gereken tiramisulin, tendriyet varsa daha iyi olur. Kolonya ve pamuğumuz. Jiletimizi açıyoruz. Keskin olmalı, temiz ve hijyenik olmalı. Bilginiz olsun. Hatta steril olması için kesinlikle bunu böyle yıkayın. Buraya koyun. Bu bize lazım olacak arkadaşım. Şimdi eserli kuşun boyun tüylerini yolmamız lazım. Kuş neden eser olur? Boyun damarına çıkan bu damarın tıkanıklığı sebebiyle. Yani bu boyun damarının çalışmaması sebebiyle. Kalp hastalarda öyle değil mi? Spanür geçiriyor, damarları tıkalı, damar değişiliyor veya kan sulandırıcı verilip damar yolları açılıyor. Yani bu kuşlara kan sulandırıcı hapın bir tanesinin yarısını günlük 7 gün süreyle içirebilirsiniz. Ondan sonra günlük sularına kefir katıp 7 gün sonra bir 7 gün daha kan sulandırıcı içirebilirsiniz, düzelebilir. Yani o damar yolu açılabilir. Eğer açılmıyorsa bu cerrahi operasyon yapılır ama sizlerden rica ediyorum. Bakınız, bu işin ehli olmayan, bilmeyen yapmasın. Evdeki bebekten, senden benden bir farkı yok. Bende ne kadar uzuv varsa aynıları bunda var. Benim canım ne kadar yanarsa bu kuşun canı o kadar yanar. Eline jilet alan kuşları doğuramaz. Rica ediyorum. Bakınız, yeni bir yasa çıktı. Çıkan yasada ne diyor? Kedi mi almak istiyor, köpek mi almak istiyor? Önce 2 ay eğitim göreceksin. Gerçekten bu kediye köpeğe bakabileceğim mi? Çünkü can taşıyor. Allah emaneti. Çocuklarımız gibi. Onun için kuşların canını yakmayacağız. Bilmeyen kişi yapmayacak, bilen kişi yapacak. Veterinerlere gidin. Çoğusu da ilgilenmiyor bu konularla ama yani bunun uzmanını aramak zorundayız. Yani çocuğumuz hasta olduğu zaman nasıl doktora gidiyorsak, kuşunuzda böyle problem olduğu zaman veterinere gitmek lazım ya da bilir kişiye gitmek lazım. Şimdi bunu bir arkadaşımız bize getirdi. Özellikle bunun tedavisi nasıl yapılır bunu göstereceğiz size. Boyun tüylerini yolmamız lazım. Boyun damarını bulmamız lazım. Biz şimdi başlayacağız boyun tüylerini yolmaya. Şurayı biraz açayım bu. Evet. Bakınız, tüylerini yolarken bile hayvandan kan atladı. Yani bu işin o kadar basit olmadığı. Onun için kuşlara lütfen öyle kafanıza göre jilet atmayın.
Zaten hayvan o kadar hastalık ağır geçiriyor ki sallabaşı. Bakınız etlerinde siyahlanma var. Yani bu oradaki kanın pıhtılaştığını gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bakınız. Olay bundan ibarettir. Bakınız şu pıhtılaşmayı gördünüz mü siyahlığı? Yaklaştır şu kameraya. Bakınız şu siyahlık orada ödem olduğunu, yani kanda pıhtılaşma. Bu hayvanın kafasının o şekilde sallanmasının sebebi bu. Şimdi jiletimizi alıyoruz. Jiletimizi alıyoruz. Bakınız buna iyi dikkat edin. Şu deriyi şöyle kaldırıp buradan kan akıtacağız. Bunun yolu bu. Deriyi yakaladıktan sonra bakınız jiletle kesiyoruz. O pıhtılaşmış olan yeri kestik. Şimdi buradan kanı akıtacağız kardeşim. Yani biraz bile çıkması bu kuşun oradaki kan damarlarında çalışması demektir. Bu şekilde yapıyoruz. Kanın çıkmasını sağlıyoruz. Oradaki o pis kanı dışarı atmamız lazım. Tabii bu kuşun sonradan ben size tekrar kafası ne kadar düzelip düzelmediğini tekrar videosunu yapıp göstereceğim. Evet. Bunu atıyoruz bu pis kanı buradan. O morluğu yakaladığımız yerde, bu daha aşağıda da olabilir, yukarıda da olabilir. Yani kesme işlemini yapmadan onun yerini belirlerseniz o zaman tam nokta atışı oraya yakalamış olursunuz. Orada tedaviye başlamış olursunuz. Bakınız arkadaşlar sürekli kan atıyorum. O morluk yerden ovalıyorum kan çıkması için ve çıkıyor. Bu şekilde yapıyoruz. Evet. Evet burada yeterince kanı çıkarttık. Çok da bir şey kalmadı. O pis kanı dışarı attık. Bur tedavisinde. Tamam. Kan çıktı bir şey kalmadı. Şimdi tendüriyet olsa daha iyi ama yine tendüriyetle aynı vazifeyi görecektir kolonya. Bakınız siliyorum. Siliyorum. Tekrar biraz daha yapalım. Çıksın. Oradaki pis kan. On dakika üzeri. Evet. Çok güzel çıkıyor. Evet böyle arkadaşlar o kestiğimiz küçük yerden oradaki pis kanı dışarı atmaya çalışıyoruz. Sistem budur yani bu işte. Ama yine söylüyorum kesinlikle bilmeyenler yapmasın. Çocuk oyuncağı değil. Bu bir can taşıyor. Onun için bilen kişiler yapsın. Evet yeterince pisliği çıktı. Şimdi arkadaşlar bakınız. Biz bunu çoğu anlatıyoruz. Teramisilin melemler bunlar şeyle satılıyor. Sen söyle. Teramisilin melen antibiyotiktir ama reçetesiz satılır. Onun için kardeşim bu işte teramisilin melem kullanın. Antibiyotik özelliği olduğu için. Niye teramisilin melem? Çünkü yaranın üstünü çok tez savdırır. Antibiyotik olduğu için. Şimdi bunu buraya yediriyoruz. Hem kan çıkmasını engelliyor. Hem de o tahribat yaptığımız yarayı örtüyor. Orayı yara yapacak. Kurutacak yani. Genel itibariyle işlem budur. Şimdi arkadaşlar bakınız. Güvercinler Allah'ın emaneti dedik. Allah-u Teala diyor ki hayvanlar ve çocuklarınız, eşleriniz size emanettir. Hani deriz ya manitanın bir emaneti olur, samimi arkadaşın bir emanet verir, gözün gibi bakarsın. Allah'ın emanetine de gözün gibi bakmalısın kardeşim. Ona eziyet edemezsin. O hakkın yok. Mesuliyeti büyüktür. Onun için güvercinlerinizi doğru yerden öğrenin tedavi ve herkes bu işi yapmamalı. Yani becerebilecek ehil kişi yapmalı. Veteriner bulamıyorsanız çevrenizdeki bu işlerde verimli yani yapmış daha önce bilgili insanlardan yardım alın.
Onlardan alın tedavi yöntemini yapın. Çünkü bunlar can taşıyorlar. Yazıktır, günahtır. Videomuzu izleyin. YouTube kanalımıza üye olmayı unutmayın. Bundan sonraki bütün hastalıklar, ur tedavisi, mantar tedavisi, salmonella tedavisi, doğru kümes yapımı, doğru beslenme. Doğru kümesle doğru beslenmeyi yaptığınız zaman kuşlarınız zaten hastalığa kolay kolay yakalanmayacaktır. Hepsi kümes kaynaklıdır çoğunlukla. Hep birbirine kabahat buluyoruz ama YouTube kanalıma üye olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.